objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 3. haftada cumartesi günü oynanan Kocaeli Spor Samsun Spor maçının sonucunu özel olarak değerlendireceğiz. Furkan merhaba öncelikle. Merhaba Metehan. Geçen hafta bunu maçtan önce söylemiştik. Hani gergin geçmesini ve çok zorlu geçmesini beklediğimiz bir maçtı. Maçın geneline baktığımızda belki Samsun Spor daha iyi oynayan tarafta ama Kocaeli Spor altın değerinde bir 3 puan aldı ki bu maçta hani benim kendi düşüncem bu. İyi oyun, kötü oyun hikayeydi. Özellikle Kocaeli açısından aynı. Kocaeli Spor bu galibiyetle buna Fransız öpücüğü mü diyelim? Hani hayat ölü toprağa attı. Diyelim, suni teneffüs mü diyelim? Yani resmen Kocaeli Spor hayata döndü bu galibiyette. Ben kendi adım öncelikle Kocaeli Spor'u tebrik ediyorum sözü sana vermeden önce. Hı hı. Bu maçta bu benim kendi düşüncem. Kocaeli Spor iyi oynamış, kötü oynamış hikayeydi. Ne yapıp ne edip kazanması gerekiyordu. Çünkü milli araya Kocaeli Spor bu maçı kaybedip ya da berabere kalıp girseydi Kocaeli Spor'da çatırdamalar olabilirdi. Kaso gidecekti zaten. Bu galibiyet resmen yaraya merhem oldu, pansuman oldu Kocaeli Spor adına. Samsun Spor ise bu seneki ilk ciddi maçında ve ilk deplasman maçında maçını kaybetti ki ilk haftaki Balıkesir maçını zaten söyledik. O maç ölçü değildi. Aynen öyle. Balıkesir Spor'un şu anki durumu çok kötü. Hani o yüzden o maçı zaten Samsun Spor'un kazanması çok doğaldı ama Samsun Spor ilk kritik maçında maçını kaybetti ve bu olumsuz bir done oldu bence. Hı hı. Neler söylersin Kocaeli Spor galibiyeti için? Zaten programın içinde değişikliklere, hocaların hamlelerine, hocaların maç sonu açıklamalarına falan da değineceğiz. Oyuncu performanslarına. Kocaeli Spor'un altın değerindeki 3 puan için ne söylersin? Öncelikle Kocaeli Spor'un da galibiyetini kutluyorum. Aynen, 3 puan önemliydi. Kesinlikle. Senin demiş olduğun gibi eğer maçı zaten kazanamasaydı Kocaeli Spor her türlü kaosa gidecekti. Bunu söyledik. Maçta önemli pozisyonlar var. Maç başladığından itibaren özellikle şu ilk 15 dakikada Kocaeli Spor hani bize bir şey verdi, ışık verdi ama o ilk 15 dakikadan sonra Kocaeli Spor tamamen gömüldü geriye. Özellikle top Samsun Spor'un ayağındayken Kocaeli Spor takımı komple gömüldü. Yani çok geriye yaslandılar. Bir de Kocaeli Spor'la ilgili çok önemli bir şey var. Ben normalde izlerken çıldırdım. Kocaeli Spor taraftarı Allah bilir nasıl çıldırmıştır. Her topu alan oyuncu orta sahada veya kanatta fark etmiyor Kocaeli Spor'da hemen uzun pas attılar bak hemen. Bahattin'i kaçırmaya hep Benhur yani. Daha çok. Bahattin de kaçmadı. Benhur kaçmaya çalıştı. Zaten bir tane pozisyonda öyle oldu. Karşı karşıya atamadı. Evet. Yani hoca yani hiç çıkardım. Hani işte geçen hafta o liderlik konusunu tartıştık ya seninle. Taraftarlarda çok yorum yazmışlar. İşte benim söylemek istediğim konu oydu. Eğer hoca takıma hakimse orada takıma bir small olsun da der ki ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Her topu ileriye vuruyorsunuz. Ve vurdukları her topta kime gitti? Samsun'a gitti. Tekrar bir atak başladı. Ya der ki bir pas trafiğimizi hızlandıralım. Pas trafiğini arttıralım. Orada pas yapın yanınıza, arkanıza veya işte ileriye pas. Topla bir çıkalım. Oyunun içinde olalım. Ama Kocaeli Spor takımı her topu ileriye vurdu. Her topu ileriye vurdu. Ne oldu burada? Resmen boks maçına döner gibi oldu. Her topu Samsun aldı ve Samsun Spor hep aldığı toplarda dikkat et bu orta alan çizgisinde hiçbir oyuncuyla karşı karşıya gelmedi. Orta alanı çok rahat geçti. Direkt top kanatlarda, işte Gökhan Karadeniz'in olduğu bölgede pozisyon bölgesine doğru çıktı. Yani atak bölgesine doğru çıktı. Yani Kocaeli Spor'da çok önemli detaylar bizim gözümüze çarptı burada. Bence Kocaeli Spor taraftarları da bunu net bir şekilde görmüştür. Orta sahada çok ciddi bir kara delik var. Yılmaz Özeren'le Mehmet Taş çok kötülerdi bu maçta bence. Peki sen bunu neye bağlıyorsun? Şimdi Mehmet Taş da bence Yılmaz da kaliteli futbolcular. Evet. Kötü oyuncular değil ama lige ilk iki maçta sadece bir puanla başlamanın vermiş olduğu bir özgüven eksikliği mi vardı sence? Ne düşünüyorsun? Bu oyuncular normalde ayağı pası rahat yapan oyuncular. İşte ona geliyorum. Biraz önce söylediğim konu gibi. Hocanın işte orada liderliği yapamaması. Hani diyorum ya alan oyuncu topu direkt ileriye dikiyor diye. Orada hoca şunu dese ki small olsun da veya işte bir top taca gittiğinde faul olduğunda orta sahadan Yılmaz'ı veya ne bileyim kaptanı çağırıp dese ki orta sahaya arkadaşlarını söyle topu kazandıkları zaman da pas yapsınlar. O pas trafiğini hızlandırsınlar. Şimdi adam her topu ileriye vuruyor değil mi? Her pozisyonda gelen topta. Şimdi hoca müdahale etmezse oyuna, uyarmazsa o oyuncu zaten buna devam eder. Şimdi Yılmaz'ın ayağına sen hiç ilk yarıda veya şeyin Mehmet Taş'ın ayağına hiç böyle pas geldiğini gördün mü orta sahada? Hiç gelmedi yani. Yok. İşte bunu yapamadı Kocaeli Spor. İkinci yarıda bile dikkat et.
Mesela İlyas Kubilay oyuna girdikten sonra top geliyor. Önünde adam var. Pas atması lazım. Uzun pas atmaya çalışıyor. Veya şeye top geldi. İkinci yarıda birisi daha girdi. Tistel geldi. Adam pas atmalı lazım Tistel'e. Adam kaçıyor. Hala arkaya uzun pas atılıyor mesela. Kubilay vermedi Tistel'e. Aynen. %100 uzun pas attı biliyorsun. Hatırlıyorsun. Yani Kocaeli Spor'da uzun pas hastalığı oluştu. Burada hocanın dokunuş yapması lazım. Ama şöyle bir durum var. Zaten hoca kalkamıyor ya Mustafa Reşit Akçay. Orada yardımcı hocaya, Tugay hocaya demesi lazım ki oyuncuların ayağında topu tutması lazım. Bak Kocaeli Spor neden? Bak dikkat edelim. Topla oynama yüzdelerine buradan tekrardan bakayım. %33'e %67. Sen pas yapamadı ki zaten. Bir de pas yüzdesine bakalım. %61'e %78. Bu zaten benim söylediğim konuyu açıklıyor işte. Kocaeli Spor bu pası yapamadı. Pas yüzdelerine bakarsak da büyük ihtimalle bence iki katı fark vardır. Yani atıyorum Samsun Spor 280 ise Kocaeli Spor 140'larda kalmıştır yani bu pas oranı anlamında söylüyorum. O yüzden Kocaeli Spor'da Yılmaz ve Mehmet Taş da burada pas trafiğine ve oyunun içerisine giremediler, dikkat edin. Ya Kocaeli Spor'da ben kendi adıma Semih'i çok beğendim bu maçta. Semih muhteşem oynadı. Semih hakikaten ölümünü oynadı. İkimizin söylediği konu buydu işte taraftarlara. Bir de geçen hafta ben Kocaeli Spor'un birçok bölgesinin Samsun'un altında kaldığını söyledim ya. Burada sakatlık durumu var. Yeni transferin daha doğrusu kadroda olmaması. Cezalı olan oyuncu. Şimdi mesela ben bunu söylerken neden söyledim? Bir kere Semih Karadeniz normalde %99 oynamayacaktı. Biliyorsun bunu söylüyorduk. Oynadı bir anda. Dilaver de aynı şekilde buna dahildi. Dilaver zaten yoktu. Yine kadroda yoktu. Bu iki oyuncu. Atilla Turan zaten cezalı. Aynen. 3 tane kırmızı. Deve dişi yani bu takımın ilk 11 oyuncuları neredeyse yok. Özellikle Semih Karadeniz, Atilla bu takımın ilk 11 oyuncusu yoktu. Şimdi zaten Kocaeli Spor'un stoper hattında delik olduğunu özellikle sol stoper anlamında hep söylüyoruz. Koel Hoy'u da yani onun yanı yani işte sol stoper işte o yüzden sıkıntı var. Zaten kanatlar konusunda şöyle söyledik. Alternatif anlamında Kocaeli Spor'da kara delik var. Pereira ile Beyhur'un çok iyi olduğunu söyledik. Ki zaten sol açık, sağ açık ve forveti Samsun Spor'un aşağısında görmediğimizi de söylemiştik. Samsun Spor'un bu maçta yedek kulübesi çok sıkıntılıydı zaten. Onların da sıkıntılı. Aynen öyle. Yani Kocaeli Spor'la ilgili taraftarlar, yani Samsun Spor taraftarları bunu çok yazdılar. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu maçta yani veya bir maçta herhangi bir maçta bir taraftarı, bir takımı o takımın aşağısında görüp o takımın şampiyon olacağını söylemek yanlış bir durum değil. Şimdi geçen sene de mesela Adana Demirspor veya Altay takımı birçok maçta kötüydü veya rakiplerinden aşağıdaydı. Yerden ama geldiler. O takımlar çıkacak takımların aynen başında geliyordu. Şimdi Kocaeli Spor da benim için böyle bir durumda ve Kocaeli Spor'un zaten yabana atılmayacak bir takım olduğunu geçen hafta da söyledi. Kocaeli Spor kötü ama bu takım bu kadar kötü olmayı hak etmiyor demiştik. Tabii. Çünkü bu takımda malzeme var. Ben zaten bunu bilerek Kocaeli Spor'un ikiden çıkacağını söyledim. Hatta sen de bana soru sormuştun. Sence sen bir gazla mı bunu söyledin, pişman mısın diye sormuştun. Ben hayır dedim. Hala bu iddiam devam ediyor dedim. Çünkü bu takımda malzeme var. Bu takımda sadece hocanın dokunuş yapması gerekiyor. Hoca saha içerisinde Kocaeli Spor taraftarına ve işte takımdaki oyuncuları havaya sokmak adına yapması gereken tek bir şey var. Bir takımda bir yer yanlış gidiyorsa oraya dokunuş yapması lazım. Bu maçta da orta saha oyuncularını uyarıp ayağa pas yapın demesi gerekiyordu. Çünkü bütün toplar ileri atıldı ve Samsun Spor topu karşıladı. Ya bence hocanın hastalığı hocayı da çok etkiliyor. Ne diyorsun ya? Hocanın şu an pek dermanı yok gibi maalesef. Ya öyle. Bir de hastalığı boyunca takımla beraber olmadığı için olamadı. Takımı tanıyamıyor. Hatta bak olamadı. Dikkat et, Tugay Hoca takıma çok hakimdi. O hazırlık maçlarında takımın performansı, oyuncuların performansı üst seviyedeydi. Şimdi bu araya hoca girince ki yeni transferler biliyorsun hocayla haşır neşir olmadılar. Yani. Tugay Hoca oldu. O yüzden orada da bir kimyanın bozulma durumu oldu ve Kocaeli Spor ilk 2 hafta etkilendi ve Kocaeli Spor zaten ilk 2 haftayı geç 2-3 hafta çok sert bir fikstürü olduğunu söyledik. Biz şunu sert söyledik geçen hafta. Samsun Spor çok kolay maçla başladı. Kocaeli tam tersi çok sert tabii maçlarla canım başladığı için Kocaeli Spor sıkıntıya uğradı. Benim bakın Kocaeli Spor benim 2-2 adayımdı. Kocaeli Spor Ümraniye Spor maçın videosunu izleyin. Orada ben ne demişim ve Recep Uçar ile ilgili yaptığımız röportajda da hocaya ne demişim. Kocaeli Spor benim 2-2 adayım ama ben Ümraniye'yi önde gördüğümü söylemişim. Neden? Daha çünkü sert takım. Bir de Ümraniye daha oturmuş. Daha oturmuş bir takım. 6 yıldır bu ligde ve geçen seneden beri kemik oyuncular var İlk takımda. İlk 11'nin yarısı Ümraniye'nin geçen seneki oyuncuları. Aynen. Ben Recep Uçar'a da söyledim bunu. Kocaeli Spor'un hepsi yeni neredeyse. Bu maçta Kocaeli Spor'un 11'inde olan oyunculardan bir Semih geçen sene takımda. Bir de Yılmaz. Musa Nizam. Yılmaz de da var. Bir de Yılmaz. Bahattin de var. Benhur da var. Bir de şöyle Yılmaz'la Musa geçen sene devre arası geldi. Bahattin bir sezon başı geldi. Bahattin'den geçen sene hiç verim alamadı. Aynen öyle. Semih Karadeniz. Çok istikrarlı oynandı. Benhur'la beraber. Semih Karadeniz en uzun süredir Kocaeli Spor'da oynayan adam. Bir de Benhur da geçen sene transferin ilk döneminin son günlerine doğru geldi kiralık. Aynen.
Ya Kocaelispor'un kadrosu tam oturmadı, bir de fikstürü çok. Şimdi Ankara Gücü tamam ölü durumda ama Ankara Gücü'nün forması da Kocaelispor'un forması gibi. Tabii. Bu iki takımın formalarının ağırlığı çok başkadır. O yani. Maçta da zaten biz hiçbir şekilde şu takım kazanır demedik aynen mesela. Aynen. Kocaelispor, Benhur mesela bu maçta yaptığını o maçta da yapsaydı Kocaeli şu an 6 puandaydı. Aynen. Bir de taraftarlara ben geçen hafta demiştim ya, Benhur'a çok fazla tepki göstermenize gerek yok diyor. Çünkü Benhur bu takımın en iyi oyuncusu dedik. Bak Benhur yine golünü attı, aldı ya maçı. Benhur'da da şöyle bir durum var. Benhur çok rahat pozisyona giriyor ama Benhur'un bitiricilikte daha iyi olması ya, aynen. Çünkü Kocaelispor'da iş dönüp dolaşıp Benhur'a kalıyor. Tabii kalıyor. Pozisyonlara giren adam hep Benhur. Benhur ama işte net diğer pozisyon. Oyuncuların da bir şeyler yapması gerekiyor tabii ki. Pereira'nın, işte Tistel. Tistel bu takımın oyuncusu olamaz. Tistel bunu tekrardan söyleyeyim. Tistel alternatif oyuncu olur gibi yok duruyor. Şöyle 15-20 dakika. Yok o da olmaz. Taraftar... O affedersen Twitter'da neler söylediler ya. Peki Pereira sence neden bu kadar formsuz? Pereira işte dediğimiz konuda formsuz. Alınan bütün topla ileri vurulursa Pereira nasıl topla çıkacak? Birebirde de adam geçemiyor ama ne diyorsun? Ama top gelmiyor ki adama bak. Kaçta bir tane top geldi benim hatırladığım. Onda da hani çalım atmaya çalıştı. İlk yarıdaydı o da biliyorsun. Çalımı atamadı. Pardon, ikinci yarıdaydı. Çalımı atamadı. Şey topu kaptı. Ali Ülgen topu kaptı. Şimdi adam sen her aldığın topu orta saha, bak ne diyoruz bize? Orta saha oyuncuların kanatlara top taşıması lazım değil mi? Onlara top getirmesi lazım diyoruz. E zaten orta sahada alınan her top ileri vurulduğu için Kocaelispor orta sahası bile zaten pas trafiğine girememiş. Pereira'ya zaten hiçbir şekilde top gelmez. Dikkat et, Kocaelispor'da ikinci arada maç kopmaya doğru gitti yani. Sonlara doğru olduğu için Samsun açıldı falan. Aynen. O ara Tistel'e toplar geldi. Pereira zaten o zaman oyundan çıkmıştı zaten. Çıkmıştı zaten. Zaten Tistel onun yerine girdi. Aynen. Aynen. Düşün. Ondan dolayı sıkıntı var ki Tistel'e bile pas atılmadı. Şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Şu açıdan diyorum. Pereira Ali değil de Soner'in karşısında oynasaydı daha etkili olabilir miydi? Şundan dolayı olmazdı çünkü dediğim nokta top Ali gelmedi. Ali bence bu maçta Samsunspor'un en iyi 3 oyuncusundan biriydi. Benim kendi görüşüm. Bana katılırsın katılmazsın. Onu konuşuruz programın içinde ama Soner bu maçta Kocaelispor adına resmen kara delik oldu. Hı hı. Ya hiçbir olumlu performansı yok. Bir de maçın başında Benhur'a bir top kaptırdı hava topunda. Benhur pozisyona girdi. Aykut kurtardı ya. Voli kornere attı. Orada Soner'e foul yoktu mesela. Aynen. Soner orada yaptığı hatayı foul alabilme adına hani yerde yatarak örtmeye çalıştı resmen. Bu da bir tehlike. Samsunspor'da Soner Balıkesir maçında bile kötü oynamıştı ama hani zaten Balıkesir maçını iyi de oynasa. Aynen iyi de oynasa ya da şöyle kötü bile oynasa derim ki hani rakip çok zayıf belki konsantre olamadı ama Soner bu tür maçlarda kötü oynarsa bir alternatifi de yok. Hüseyin Öztürk zaten bu ligin oyuncusu değil. Hüseyin Öztürk Menemen'de falan bile 11 oynayamaz. Yok bu ligde oynayamaz Hüseyin Öztürk. İkincilikte şampiyonluk takımlarda oynayamaz. Sol beki kara deliğe döner. Soner böyle oynarsa. Ya Soner zaten böyle oynayacak. Soner zaten böyle oynayacak. Şimdi ben sana soruyorum. Benhur Soner resmen yedi orada. Onun kanadı resmen minibüs hattına döndü. Aynen. Sidor Ümraniye minibüs hattı gibi. Benhur orada şov yaptı. Aynen şimdi ben sana soracağım. Şimdi ben Soner transfer olduğu zaman da işte bunlardan bahsettim. Seviye farkı. Sen Keçiören Gücü'nde değilsin. Sen Yılport Samsun Spor'dasın. Keçiören Gücü'nde 5 kere çıkıyorsan 55 kere burada çıkacaksın. Orada 3 tane isabetli orta açıyorsan burada 13 tane açacaksın. Burada ikili mücadelede İşte orada ikili mücadelede yıkılıyorsan burada yıkılmayacaksın. Çünkü sen burada hedef oynayan takımdasın. Hedefin en üstünde olan bir takımdasın. Ve senden beklentisi olan taraftar topluluğu var. Bir de burada hata yapma lüksün yok. Lüksün yok. Keçiören Gücü'nde hata İşte onu söylüyorum. Da sen şimdi benim bu söylediğim şeylerde hak verdin bana, bu maç özelinde soruyorum. Böyle oynarsa Soner zaten tabii ki de sana hak vereceğim yani. Soner iyi oynamıyor ki, iyi mi oynuyor diyeceğiz yani. İşte. İyi mi oynadı diyeyim ben yani. Adam kötü oynadı. Aynen öyle. Ya bak ben şöyle düşünüyorum bu maçta. Ben Samsun Spor'da Ali'yi beğendim performans olarak. Ona da geleceğim. Burak Yılmaz bence iyi oynadı. İki. Onun dışında bir adam göremiyorum. Samsun Spor'un hala çok büyük bir golcü sıkıntısı var. Osman Çelik çok iyiydi, onu alt demeyelim. Osman Üç, çok iyi oynadı. Mesela Hasan Kılıç da bu maçta sınıfta kaldı. Hasan kötüydü. Hasan bu maçlar için geldi bu takıma. Yasin'in Balıkesir maçında 3 gol atması çok bir şey ifade etmiyor. Ya söyledik yani. Zaten bunu söyledik. Ya Balıkesir'e, Menemen'e, işte Bolu'ya, Denizli Spor'a, bunlara zaten gol atmayanı, kaybedeni dövüyorlar. Zaten döverler. Geçen hafta yaptığımız yorumların hepsi bu maçta çıktı. Mesela geçen hafta Tomane pozisyona bile giremedi. Biz bu yorumu yaptık. Taraftarlar dedi ki Tomane zaten alanı boşalttı. Oyuncular gol attı dedi. Biz de şunu söyledik zaten. Balıkesir'e
Yani Samsunspor taraftarlarından bir iki tanesini koysak ilk 11'e, bizi koysak o adam bile Balıkesir maçında sırıtmaz dedik. Yani. Şimdi bak ne oldu Kocaelispor maçından sonra? Tomane'ye ne kadar tepki var değil mi? Tomane bir tane sol çaprazdan kaçırdı. Bir de kafa vuruşunu Korcan çıkardı. Aynen öyle. İki pozisyon var. İlk pozisyonda zaten Kocaelispor savunmasının hatasından oldu. Evet, orada top bir garip oldu. Bilardo'da top çarpar döner möner öyle garip oldu. Bir anda önüne düştü Tomane'nin. Mehmet Akgüz'ün kaçırdığı goller komedi. Hele bir pozisyonda maçın bana göre en iyi adamlarından biriydi Diogo Coelho ama kaçırdı arkaya. Bir tane hata yaptı, arkaya sektirdi. Ya Mehmet Akgüz'ün top önüne resmen porsiyon gibi gelmiş. Mehmet Akgüz kaleyi bile bulamadı. Ona ne diyorsun? Şimdi hem sana soruyorum hem Samsunspor taraftarına buradan soruyorum. Geldiği zaman da benim kullandığım kelimeyi hatırlıyor musun? Yanlış dedim yok, diye hatırlıyorum. Onun dışında bir kelime kullandım. Onu hatırlamıyorum. Çok program yapıyoruz onu. Söyleyeyim. Mehmet Akgüz Samsun... Ama olumlu bakmadığını biliyorum evet, zaten. Evet söyleyeyim ben Samsunspor taraftarı da hatırlayacak. Hatta bir Mehmet Bey'e buradan selamlarımı iletiyorum. O hatırlamıştı. O sana da atmıştın. Şey aynen. Selamlarımızı yolluyorum. Mehmet Akgüz transfer olduğu zaman da Samsunspor taraftarına şunu söylemiştim. Samsunspor taraftarı saç baş olmaya hazır olsun. Samsunspor Kocaeli maçında Mehmet Akgüz'ün kaçırdığı gollerde taraftar ne yaptı? Saçını başını yoldu. Kornerde kaçırdığı felaket. Onu geç. Yani. O vurdu top nasıl top ya? Çok kötü. Mehmet Akgüz öyle bir oyuncu. Geldiği zaman ne söyledim? Mehmet Akgüz gol atar ama öyle bir gol kaçırır ki şampiyonlukta ne der? Mehmet Akgüz gol kaçırmaya başladı mı hep kaçırıyor psikolojik olarak. Ya Mehmet Akgüz öyle bir oyuncu. 2019-2020 sezonundan beri böyle. Adana Demirspor'dayken de o zaman çok söyledim. Geçen sene de çok söyledik. Transfer olduğu zaman da söyledik. Zaten şunu da söyledik Samsunspor için. Samsunspor'da şu anda forvet yok. Zaten şu an bence Kocaelispor'da da forvet sıkıntısı var. Orada var zaten söylüyoruz lazım diye. Kocaelispor'un %100 golcü alması lazım. Orada da söyledik zaten. Endo bu yanlış transfer demiştik Bahattin zaten biliyorsun. Bahattin iyi ama Bahattin yani tek şu an. Tek kalıyor. Endo'ya zaten yanlış dedik. Zaten üçüncü forvet de lazım demiştik. Hani bir oyuncu olsa bir oyuncu daha lazım demiştik. Kocaelispor için de bunu söyledik. Şu an Kocaelispor'a bir tane yabancı kaliteli golcü lazım. Aynen. Biliyorsun. Şimdi Samsunspor'a bakıyorsun zaten. Tomane ile yola devam edilmemesi gerektiğini söylemiştik. Başkanı çok uyardık. Yapmayın dedik. Yapıldı. Alen Milinović zaten... Kapalı kutu zaten. Yok kapalı kutu değil. Bana göre çok çok açık bir kutu. Yanlış bir transfer. Hatta iddia yaptım ben biliyorsun kendim programı. Çift taneyi bulamaz dedim. Aynen. Bu ligde adım atamaz. Bunu tekrardan vallahi söylüyorum. Geçen sene Samsunspor zayıf ligde golcü sıkıntısı yaşadı. Bu sene lig çok daha zor. Aynen. O yüzden yani Samsunspor büyük risk aldı. Şimdi Soner Gönül'ün bu performansı devam ederse Mehmet Altıparmak Hüseyin Öztürk'ü oynatamaz. Aynen öyle hiç oynatamaz. Net. Bir de Benemez. Soner zaten ikili mücadelelerde yıkılacak her maçta. Vallahi Soner mesela ikinci yarıda da çok kötü geçildi maçın sonuna doğru. Yani aynen. Soner ortaları çok kötü. Tribüne gitti bir orta açtı. Dağlar taşları. Bak mesela Ali de hücumda çok aktif değildi ama ona geleceğim zaten. Ali'nin savunmada bir tane bile hatası yok. Ali savunmada çok iyiydi. Ali çok kendinden emin oynuyor. Aynen. Ali savunmada çok iyiydi ama hücumda katkı vermesi lazım. Çünkü bekler her zaman bu hedefe oynayan yalnız, takımlarda özellikle çıkması gerekiyor. Kocaelispor ona çok iyi çalışmış. Onu takdir tebrik etmemiz lazım. Ali'yi kapattılar. Evet. Hasan Kılıç mesela Ali'yi arıyor. Siste falan oraya hemen kapattı. Zaten böyle olacak. Benhur bir kere kaçırdı. Korcan onu haşladı. Aynen. İkinci yarıda 75 defa Ali yerden ama haşladı. Ama o şeyden oldu. Coelho topu kornere ama o şeyden oldu. Duran topta oldu. Oldu da. Orada aslında İlyas Kubilay'ın hatası var. Çünkü neden biliyor musun? İlyas Kubilay uyudu. Öbür tarafa bakarken Samsun hemen başladı. Orada İlyas topa baksaydı pas geldiği zaman hemen önünü kapatacaktı. Ali'yi tek orada kaçırdı. Aynen. Zaten. Ama ona çok çalışılmış belli çünkü çok sinirlendi Korcan. Hani çalıştığımız yerden aynen. Yiyeceğiz bayağı sinirlendi. Ama zaten şöyle bir durum var. Balıkesir maçında çıktığı gibi çıkamayacağını ve o maçın ölçü olmayacağını söyledik. Ya Balıkesir Spor'da şöyle bir durum var. Samsun Spor'un ve diğer takımların böyle zayıf maçlarda oynayacağı rakipler de zaten hiçbir oyuncu o takımdaki oyuncuları tehdit edebilecek oyuncular tabii değil. Canım, yani zorlayabilecek oyuncular değil. Baskı yapabilecek oyuncular değil. Ali Ülgen bir kere çıkamadı ileriye. Bak şey o duran topta çıkma yok orada. Orada durdu yerde pas geldi gitti. Ali çıktı ileriye şöyle çıktı. Hani ileriye gitti de topu da alamadı zaten. Ya işte önlem topla çıkamadı onu söylemek önlem istiyorum. Hücumda katkı yok. Tabii. Samsun Spor beklerinin yani bu hedefte oynayan oyuncuların her türlü ileriye geri çalışması gerekiyor. Şimdi sen... Bir de açıkların çalışmazsa bu bekler daha çok eleştiri alacak. Bak şimdi bir örnek vereyim. Manisa FK'nın bekleri şu ana kadar asist falan yaptı mı bu sene? Ama Manisa'nın hücumcuları iş yapıyor. Aynen. Eyüp Spor'da Uğur Akdemir çok mu ekstra iş yaptı? Ama Eyüp'ün hücumcuları iş yapıyor. Ama Uğur Akdemir de mesela tam tersi ne yapıyor? Hücuma çıkıyor top getiriyor. Çıkıyor, Bülent Uzun geliyor top getiriyor. Erhan aynen. Karay'la Mehmet Yılmaz çıkıyor top getiriyorlar. Çıkıyorlar ama şimdi mesela onlar orada iş bitirmese bile
açığı ortalıyor, forvete gol atıyor. Aynen öyle işte. Şimdi Samsun Spor'da bu maçta Cinari bir şey yapmadı. Bakıyorsun Yasin bir şutu var, onun dışında sahada yok. Gökhan Karadeniz bence çok, iyi başladı, çok sonra kötü batırdı. Şimdi ucumdaki oyuncular da bir şey yapamazsa zaten bekler ne yapsın? Aynen. O da sıkıntı değil mi? Ne diyorsun? Vallahi ama şöyle... Beklerin ilk görevi defans bence. Tabii defans. Ama tabii ki de büyük takımda oynuyorsan bu ligde, Kocaeli'de, Eyüp'te, Manisa'da, Ümraniye'de... Bak Semih Karadeniz mesela nasıl çıktı? Dikkat et, nasıl gitti geldi? Semih'in de ortaları iyi değil maalesef. Böyle. Zaten ortaları iyi olsa bu ligde oynamaz. Aynen. Bu tempoyla. Semih Süper Lig oyuncusu olur. Ama şunu demek istiyorum. Şimdi senin beklerin istediğin kadar iyi olsun. Roberto Carlos da kafayı getir. Ceza alanını orta açıp golcüler gol atamadıktan sonra neye yarayacak? Aynen öyle. Bekin de bir yaptığın anlamı kalmıyor ki. Tabii öyle zaten. Bunu da Soner kötü oynadı zaten. Bak ben seninle sonuna kadar aynıyım ama Ali bu maçta bence çok iyi oynadı. Yok Ali zaten kötü demiyorum ben de. Ama hani istediği kadar orta açsın. Tomane ya da işte Melinović gelecek. Samsun Spor'un kilit noktası şu. Fofana eğer patlak bir çıkarsa var ya, performans Samsun anlamında yanar. Yani. Yanar yani. Zaten şöyle bir durum var. Samsun Spor'da forvet yok. Bunu bir kere Samsun Spor taraftarları hani bu işte performansı daha da görmeye bence hazır olsunlar. Bence şu an Kocaeli Spor'da da yok. Onda yok zaten. Onda söyledik biz. Samsun Spor'da da yok. Şimdi bak Eyüp'ün forvetine Umut Bulut var. 38 yaşında Umut. Ama Umut nasıl koşuyor? Aynen. Stanku'yu da Dibba var bir de düşün. Aynen. 3 tane bir de Eyüp'ün kanatları da gol atabiliyor. Orta aynen sahası falan gol atıyor göbekli. 6 numara 8 numarası bile katkı yapıyor. Manisa'da zaten Orjil var. Orjil zaten atlet gibi adam. Topu önüne at. Orjil kedi gibi gidiyor bir anda hani hızlı aynen bir şekilde uçuyor gidiyor. Kocaeli'de şu an forvet yok. Samsun Spor'da da yok. Tuzla'nın forveti bile bu iki takımdan çok daha iyi. Markus Pedersen var. Aynen. Baktığımızda Ümraniye'de iki tane Azman gibi santrafor var. Banmu, Kehin de. Samsun Spor'da, Kocaeli Spor'da transfer dönemi bitmeden adam gibi bir golcü almazlarsa aynen maalesef bu yaptıkları yatırımlar sıkıntıya girebilir. Çünkü Kocaeli Spor Brian Cabezas gibi çok kaliteli bir kanat. Aynen. Ya bir de şu açıkta yazık da yazık olur öyle kaliteli. Aynen. Şu açıkta da getireyim ama Samsun Spor forvet almayacak. Çünkü geçen... Almayacak da büyük riske girer ama. Alması lazım. Alamayacak diyorum işte. Riske giremeyecek. Doldu. Kontenjan doldu. Nasıl alacak? Kontenjan bitti artık Samsun'da. Ya boş. Ya şimdi bak şöyle bir saçma. Bitti yani. Samsun Spor artık o hamleler yapıldı bitti. Samsun Spor o kadar yabancı transferi yaptı. Senin en önemli maçlarından biri değil mi Koy? Ya Balıkesir maçına zaten şuradan birkaç adam bile alsak 11'e. Harbi Samsun Spor o maç aldı. Ya diyoruz zaten taraftar taraftar anlayamadı. Hemen aynen şampiyonluk meşalelerini yakmaya başladılar. Bunlar yanlış. Yenemeye zaten hani Süper Lig'e falan çıkamaz. Onu söyleyeyim açık. Aynen. O maçta kaybettiğin 3 puan 9 puana denk geliyor. Aynen öyle. Mesela Erzurum Menemen'e yenildi. Gidip deplasmanda Manisa FK'yı yense bile onu telafi etmiş olmayacak. Tabii olmuyor. O maçta puan kaybedemezsin. O maçlarda hakkın yok. Aynen. Kesinlikle. Şimdi bak Samsun Spor Kocaeli deplasmanına çıkıyor. Diomande yok. Fofana yok. Melinović yok. Savicevic zaten yoklar ya oynuyor. Savicevic zaten olmasın. Nasıl olmasın geçen sene? Şöyle bir durum var. Sen Süper Lig'e çıkmak istiyorsan bu ligde yabancı oyuncundan verim alamazsan çıkamazsın. Çok az örneği var. Bir Hatay Spor yabancılarından verim almadan Süper Lig'e çıktı. Başka takım yok yani son aynen yıllarda. Ya zaten şöyle bir durum var. Şimdi bu forveti neden almayacak? Bir kere ya daha doğrusu hiçbir yere alamayacak. Yabancı oyuncu anlamında kontenjan doldu. Burada işte planlama hatası. İşte ona geleceğim. Burada hata kimde peki? Şimdi geleceğim ona. Şimdi planlama kadro doldu. Geçen Twitter'da 2 gün önce bir sayfa paylaştı. Payşoy alın işte başkanı falan. Başkanın altını yazdı. Bizim de sizin kadar aklımız çalışıyor ama şu anda kontenjan doldu diyor. Şimdi zaten bu orada planlama yanlış. Yani. Bir kere Savicevic'in bu takımda kalması %100 değil %1 milyon yanlış. En başta bu yanlış. Bir de başkanın onunla alakalı bir açıklaması var. Savicevic Karadağ milli takımına çağrılsaydı, sakat olmasaydı bizim reklamımız açısından güzel ya olacaktı. Ya neyin reklamı diye. Başkanım Allah aşkına bence böyle bir reklam var ya. Bence başkanı birileri çok fena kandırıyor. Ya çok ben fena kandırıyor ben anlıyorum. Hele bu transfer konu. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bir takımın kadrosu şöyle bir Furkan Fehmi Güneşler falan alındı. Oyuncular kadroya giremiyor. Niye aynen aldılar bu giremez adamları ki zaten. Giremez zaten. Bu adam geçen işte 3 hafta önce o konuştuğumuz transfer programında sen bana sordun ya. Furkan Fehmi hani girdiği zaman da bir şey verebilir mi katabilir mi? Alternatif oyuncusu da olamaz bu oyuncular maalesef. Kadroda olsa bile sıkıntılı. Şimdi Savicevic konusunda zaten elinde geçen senenin donesi var. En zayıf ligde hiçbir şey yapamayan bir oyuncu var. Zaten şu anda senin Hasan Kılıç, işte Osman Çelik iyileştiği zaman da Diomande yani hazır olduğu zaman da Diomande hepsi Savicevic'den çok daha iyi oyuncular. Şimdi Savicevic'in sen takımda tutacağın yerde o adamı güzelce bir kenara at. Bir de Melinović gibi
yeterli olamayacak bir oyuncuyu da kenara at. Bir tane adam gibi bir forvet al. Ne dersen bak, ya da. Tomani'yi de kenara at. Tamam bak, Tomani'yi de kenara at. Tomani'yi en azından 7. oyuncu yok. Ben onu da oynatmam. İki tane yok. Adam gibi forvet. Onu da oynatmam. Tomani yanlış. Bunu tekrardan söyleyelim. Attım mı 3 tanesini kenara? Savicevic, Milinović, Tomane. Bir tane adam gibi baba bir forvet al. Tamam mı? Baba bir forvet al. Yanına da bir tane güzel bir tane daha iyi bir şey alternatif yabancıyı da al. İki ya da etti bir tane mi? Alternatif Türk al. Aa, Türk yok. Şimdi Türk sayma. Yabancıdan Umut gidelim. Umut Bulut'u aldı Eyüpspor. Ya, o ilk 11 anlamında aldı. Ama alternatifte şey onu oynatamazsın. Samsun Spor'da Umut Bulut gibi bir golcüyü getiremez miydi? Getirebilirdi. Samsun Spor'da büyük. Ya zaten Umut Bulut'un ismi çıktığı zaman konuştuk zaten. Umut Bulut gelirse iyi transfer olur demiştik, hatırla. Hani oyuncu transfer edilir. Ama Samsun Spor hep yanlış adamlara İşte gidiyor. İşte ona diyorum. Ya, şimdi Tomani, Savicevic, ben bir anlatayım ardından sen devam et. Savicevic, Milinović, Tomani'yi kenara bir at. Tamam mı? Çünkü Tomani geçen senden sana bir done verdi. Attın kenara. Savicevic bir done verdin. Attın kenara ki geldiği zaman da Savicevic'in yanlış olduğunu söyledik. Üçüncü konu, Milinović zaten yanlış bir transfer olduğunu söyledik. Bu adamı kim getirdi? Attın kenara, tamam mı, 3 tanesini? Şimdi ben buradan bu ismi de açıklayacağım. Hani Samsun Spor için forvet önerdik ya, oradan taraftar anlasın diye. Çünkü artık bu kara delik olacak belli. Şimdi bir tane sen baba bir forvet alsaydın, tamam mı? Bir. O 3 tane yabancı attın ya kenara. İkinciye de güzel bir alternatif alsaydın. Yine ikinci yabancıyı söylüyorum. Üçüncü yabancıyı, yani daha doğrusu üçüncü oyuncuyu yabancı olarak başka bölgede de kullanabilirdin. Özellikle sol bekte söylüyorum. Hakay konusu Hakay mesela. Üçüncü forveti işte o zaman Samsun Spor'da iyi bir alternatif oyuncuyu koyabilirdin. Mehmet Aküz'ü saymadan bunu söylüyorum. Tabii. O da yanlış. Şunu söyleyeceğim. Ben Samsun Spor'a önerdiğim futbolcu Kıvada Duahtı. St. Gallen'de oynayan forvet oyuncusu. Bu adam TFF Binci'nin tozunu attıracak oyuncuydu. Başkana ben bunu önermiştim. Keşke alınsaydı ama Samsun Spor hep yanlış oyunculara gidiyor. Bir de şöyle bir durum var. Samsun Spor taraftarları, daha doğrusu bizi takip etmeyen taraftarlar böyle düşünüyorlar. Biz bir oyuncu söyleyip alınmadı diye gelen oyuncuları kötülediğimizi söylüyorlar. Alakası böyle bir durum yok. Diomande geldi, iyi oyuncu. Aynen, gelen oyuncular kötü. Yani forvetler Samsun Spor'da 2 sezondur maalesef kalitesiz ve yetersiz oyuncular. E şimdi sol bekte senin zaten kara deliğin var. Tabii. Kes Savicevic oradan. Gönder oyuncuyu. Hakay'ı koy sol beke. Soner'in zaten şöyle söyledik ben. Soner'e ben kötü demedim. Ali'ye de kötü demedim. Bu oyuncular ilk 11'i kaldıramaz dedim seviye. Soner 2 maçtır kaldıramıyor zaten. Soner'de şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Soner şu düşüncede olabilir mi? Zaten benim alternatifim de yok. Yok öyle bir şey yok. Hani rahatlamış olabilir yok, mi? Öyle bir hani şey şöyle yok. Ben kötü de oynasam iyi de oynasam 11'de oynarım. Yok öyle bir ya şey Hüseyin yok. Ya Hüseyin Öztürk bu takımda oynayamaz ki ama. Öyle ama. Soner kötü bile oynasa kesebilecek mi hocam? Valla zaten Soner bunu zaten düşünüyorsa Hüseyin zaten. Hüseyin Öztürk oynayamaz bu takımda. Soner zaten bunu söylüyor. Ya zaten Hüseyin Öztürk konuşmaya gerek yok. Hüseyin Öztürk bu takımın oyuncusu Soner'e olamaz. Soner'e diyelim hani ama şöyle bir şey var şimdi. Mesela Soner çok kötü oynuyor. Artık kesmen gerekiyor. Kesebileceğim mi? Kesemeyecek zaten. Şöyle bir durum var. Orada bizim zaten söylediğimiz konu. Hakay'ı göndermeyeceksin. İşte sen Hakay'ı ilk 11'de oynatacaksın. Zaten arkana rahatça yaslanacaksın. Bak bu yani. Örneği vermiştik. Arkana rahat yaslanacaksın. Neden? Hakay'a bir şey olduğu zaman da, formsuz olduğu zaman da veya Türkiye Kupası maçı olduğu zaman da oyuncuyu dinlendirmek için Soner'i rahat bir şekilde oynatırsın. Ama sen Soner'i 34 maç oynatırsan bu adamdan verim alamazsın dedim. Ben bunu görüyorum. Ben burada duygusal bakmıyorum veya bir düşmanca da bakmadığım için canım, çok var? Rahat bir şekilde bu önündeki hani o gidişatı görebiliyorum. İyi oyuncu var, kötü oyuncu var yani. Ben Soner'e bak Soner'e kötü demedim zaten. Soner'in seviyesinin aynen. Yetmeyeceğini söyledim. Bunu Kocaeli maçında çok net gördük. Bir de şimdi bunu Ali'de de göreceğiz bak. Bunu Ali'de de göreceğiz. İnşallah görmeyiz ama göreceğiz. Ayakları yere daha sağlam basıyor. Bir de şimdi geçen seneki çok zayıf kırmızı grupta bile Hüseyin Öztürk bir şey yapamadı. Bu oyuncuyu Samsun Spor'a kim getirdi? Aynen kim getirdi anlayamadım bak, zaten. Bak Eyüp Spor geçen sene çok zayıf kırmızı grupta şampiyon oldu. Ama ne diyorduk Eyüp Spor için? Bülent bu Uzun. Takımda TFF 1. Lig'de rahat oynayacak oyuncular var. Şu an hepsi 11'de oynuyor. Bülent Uzun. Serdar Cansu, Bülent, Uğur Akdemir. Kaleci Emrullah'a çok olumlu görmüyorduk. O da iyi başladı. Kemal Tokak alternatif stoper olarak takımda. Timur Temeltaş'ı söylüyorduk. Mikail Okyar. Bu oyuncular ya yedek ya 11'de şans buluyor. Ama şimdi bakıyorsun... Hüseyin Öztürk ikincilik kırmızı grupta da olsa, beyaz grupta da olsa bu sene şampiyonla oynayacak hiçbir takımda oynayamaz. Bu oyuncuyu kim getiriyor Samsun Spor'a? Aynen. Bilmiyorum yani burada Samsun Spor'un transfer komitesinde büyük sıkıntı var ve sen gözünün önündeki forvetleri bile alamıyorsun. Marcus Pedersen, Ankara Spor küme düşmüş. Sen Pedersen'e teklif yapsan adam koşa koşa gelir. Onu bile zaten önerdik Samsun için. O yani... de alabilirdin Adana Spor'dan. Yüksel Yıldırım'la Bayram Akgül'ün arası iyi. Bayram Akgül'ü hafiften biraz bonservis ver. Bırakır Bayram Akgül'ü. Başarılı olmak gibi bir amacı yok. Aynen. Yani kaliteli
oyuncular almak varken ben Melinovic'in maliyetini bilmiyorum ama yani Melinovic de öyle çok ucuza geldi. En kötü yıllık alacağı para 400 bin euro vardır şu anda bence. Bilmiyorum ne kadar alıyor ama 200 de alsa 300 belki de alsa 250'dir. Eder seni de kafalayabilirdin o paralara rahat. Ya zaten şöyle bir durum var. Sen Melinovic'le Mehmet Akgüz'e vereceğin paraya bir tane adam gibi forvet al bitersin. Yani, geçen sene Samsunspor bu hatayı yaptı çıkamadı. Bu sene de bu hata yapıldı. Yani bir kere zaten şöyle bir durum var. Samsunspor sence sezon bittiği zaman da transfer dönemi başladığı zaman da ilk hangi bölgeye transfer yapması lazımdı? Forvetti tabii bitti ki. Bitti işte. Oyuncu. Bunu yapmadı zaten. Yani. Sen bir kere orada Tomane'yi gönderecektin. Tamamen boş bırakacaktın forvet hattına, tamam mı? Ardından forvet transferiyle transfere başlayacaktın. Samsun zaten geçen sezon lig oynanırken hep şunu söyledik. Önümüzdeki sezon eğer Samsunspor çıkamazsa ilk yapacağı iki tane bölgeyle başlaması lazım transferde. Sol bek, forvet dedik. Samsunspor devre arasında göreceksin gene forvet kovalayacak. Alamayacak. Alamazsın. Çünkü sen sezon başında o hamleyi yapamazsan devre arasında ya takımından sorun çıkartan, gönderen oyuncuyu alırsın yani. Ya da işte Matias Correa gibi böyle hani ligi sıradan, vasat olan, bu lige uymayan, bu ligin altında kalan ligden oyuncu getirirsin. Balde Giresun'da yedek kalmaya devam ederse devre arasında Samsun için iyi bir hamle olabilir mi? Ya Balde iyi bir oyuncu da Samsunspor, yani Giresunspor daha doğrusu bırakmaz o oyuncuyu. Öyle mi düşünüyorsun? Bırakmaz. Hani Giresun'da çok kötü giderse Balde ayrılmak istiyor. Yok yok. Balde belki TFF 1. Ligde bir takıma gelebilir diye düşünüyorum. Yok, ben olacağını düşünmüyorum. Kalır orada. Samsunspor'un şöyle bir durumu var. Samsunspor devre arasında bu işi bırakma lüksü yoktu zaten. Yok da bu gidişle gene forvet kovalayacak. Samsunspor devre arasında bunu zaten bırakacak. Bu zaten artık belli oldu. Samsunspor bu şekilde 2-2'den çıkma şansı, şunu söyleyeceğim Samsunspor taraftarı için. Geçen hafta nasıl hemen şampiyon olacağız diye ilan ettiler. Biz hani tepki gösterdik. Şöyle tepki gösterdik daha doğrusu. Uyarı yaptık. Balıkesir maçıyla ölçü olmaz. Hadi Balıkesir maçını da geç. İyi bir maçta kazansan da İlk haftadan bir şey olmaz. Şimdi bunu da söyleyeceğim. Bu maçı kaybettiniz diye de sezon bitmedi. Şampiyonluk tabii da kaçırılmadı. Bunu da söyleyeyim. Taraftarlar yazıyorlar. Bir de hala şunu yazanlar var. Ben bunu anlayamıyorum. Ertuğrul Sağlam'ı çok arayacağız. İşte o benim hep söylemiş olduğum konu. Ya bir adam kötüyse, ardından gelen adam da kötüyse, kötüyle kötünün iyisi diye bir durum olmaz. O adam kötüyse, bu adam da kötü. Mesela Matias Correa kötüyse, Nadir de kötü ya. Bu iki adam arasında birini ön plana çıkartamazsın. Bu adamlar kötü. Aynen. Geçen sene sol bekte Kerem Can Akgüz kötüyse, bu sene Hüseyin Öztürk kötüyse, orada diyemezsin ki. Şimdi Kerem Can Akgüz şeyden daha iyi bir oyuncu değil mi Hüseyin Öztürk'ten? Tecrübe olarak. Ama bunu diyemezsin ki keşke bu adam olsaydı. Ya kötüyle adam kötüyse kötü. Olmaz. Kötünün iyisi olmaz. Kötü adam kötüdür. Kötü. Bu iş biter. Yani şimdi Nadir Çiftçi Samsun için kötü demişiz. Şimdi Bursa'yla Denizli'yle adı geçiyor. Gene adama gene yanlış diyoruz yani. Bu adam olmaz yani. Aynen. Böyle durum var. Şimdi Kocaelispor'dan biraz daha devam edelim. Sisse'yi konuşalım istiyorum. Aynen. Sisse müthiş oynadı. Bir de mevkisi olmayan bir mevkide oynadı. Sol bekti ama muazzam bir orta açtı. O ortada da Samsunspor taraftarı Boli'ye çok tepki gösteriyor ama bence yenen golde büyük hata Soner'de. Aynen. Ne Boli'nin ne Recep Burak'ın orada bir hatası yok. Adamlar kademeyi kapatıyorlar. Bakın aynen, bunu buradan uyaralım. Yani adamlar diyorlar ki bekte ne işi var? Adamlar kademe kapatıyorlar. Yani kayma oldu. Kayma. Bir de zaten bak dikkat et. Çok güzel bir noktaya da vurgu yaptık. Buradan gene bize iyi bir konuşma çıkacak. Hakay gönderileceği zaman da biz şunu söylemiştik hatırlıyorsun. Hani Samsunspor'da Hakay varken dedik ya Samsunspor'un stoper hattı çok iyi. Bu ligin en iyi stoperlerinden sahip takımı. Sol bek'i de iyi demiştik. Sol bek'te Hakay giderse şunu söylemiştik. Sol bek Karadeli'ye düşecek. Bu sefer dedik ya iyi olan stoper bölgesindeki oyuncular da kanatlara kaymak durumu, beklere kaymak durumunda kalacak ve bu tarafta hani bir Karadeli olacak dedik ya işte o durum oldu. Boli ile Recep Burak ne yaptı? Kademeye gittiler. Kademeye gidince şimdi burada tek bir oyuncu var Benhur. Burada da Soner var. Soner burada tek başına neyi bekliyor? Bir de Benhur boy olarak çok avantajlı. Yok bir dakika. Soner burada neyi bekliyor? Boşa bekliyor. Burada bir tane adam var. Bu adama yapışmak durumunda. Zaten bu adamı yapışsa Benhur topa kalkamaz rahat. Tamam boy olarak üstün ama. Soner fizik olarak da zayıf. Aynen ama Benhur çok rahat bir şekilde topa yükselemez. En azından Soner şunu yapar. Adama yapıştığı için dengesini bozabilir. Bak dikkat et şeyde de dengesini bozdu aslında. Hani o kaybedilen top var ya hava topunda. Hava topuna çıktığı için Benhur topu aldı ama Benhur'un fiziği çok hani kuvvetli olmadığı için yere düştüğü anda sağlam gidemedi, sendeledi böyle. Zaten sendelince dikkat et düştüğü yere. Ama orada mesela Bahattin olsaydı tam tersi. Bahattin kuvvetli olduğu için havadan yere düştüğü anda daha kuvvetli topla hareket edip gol atardı. Şimdi orada fiziksel anlamda Benhur da zayıf olduğu için yere düştü. Ama o pozisyonda yani gol pozisyonda Soner adama yapışsaydı Benhur'un orada çok rahat böyle kafa vuruşu yapma durumu olmayacaktı. Orada hata şeyden başlıyor, Soner'den başlıyor yani. Orada Soner'in yapışması lazım. Bu aynı şey gibi mesela
korner pozisyonları oluyor, tamam mı? Şimdi korner pozisyonu olduğu zaman da adam mesela ön taraftan arkaya şırtlıyor, tamam mı? Şimdi bir adam şu kaleyi, şöyle kaleyi farz edelim. Şurada kaleci var. Şurada oyuncu var. Kalecinin yan tarafında direği kapatan. Bir de sağ tarafta direği kapatan oyuncu var. Şimdi direği kapatan oyuncunun önünde bir oyuncu olduğunu farz edelim. Orta yapıldı. Buradan top arkaya çekildi. Burada adam var. Şimdi direkteki adam direği mi koruması gerekiyor, buradaki adam mı? Buraya top buraya doğru geliyorsa bu adama yönelmesi lazım, değil mi? E Soner de buraya top geliyorsa buradaki adama yönelmesi lazım. Yani orada zaten çünkü arkasında bir adam yok, top oraya gelmiyor. Soner'in o arkada ne işi var? Aynen. Orada zaten Aykut'un da aslında uyarması lazım. Benhur'u kapat diye. Hocanın Nurullah Aykut değişikliğini nasıl buldu? Doğru. Bir de şunu söyleyeceğim. Aykut'un maçla ilgili hiçbir hatası yok. Bazı yorumlar görüyorum Twitter'da. Hani onunla ilgili yazıyorum. Yani kalecilik bir durum yok. Aykut'un zaten gol yapacağı hiçbir şey yok. Korcan mükemmel oynadı. Korcan maçın yıldızı. Resmen barıştı. Korcan işini çok iyi oynadı. Korcan maçın yıldızı. Zaten maç izlerken muhteşem ben sana biliyorsun yazıyordum zaten. Korcan maçın aynen yıldızı olarak gidiyor ama Korcan az daha yine yakıyordu. Taraftar da biliyor. İlk yarıda 0-0. Dakika 24 olması aynen lazım. Ayağının altından az daha topu kaçırıyordu. Az daha düşecek gibi oldu. Yanlışlıkla. Allah'tan bırakıyor. Yani Allah'tan derken Korcan açısından bunu söylüyorum. Hani o hatayı yapmadı. Hata yapsaydı çünkü ve gol olsaydı ya Kocaeli Spor için ve büyük taraftar için olurdu ve Korcan için çok ciddi sıkıntı olacaktı. Kocaeli Spor'un milli aradan sonra çok güzel bir fikstürü var. Güzel fikstürü yok. İlk haftası zor. Bolu'ya gidiyor. Zor maç deplasmanda. Bak bunu neden sonra söylüyorum? Sonra içeride üst üste 3 maçı var. Sen bir fikstürü aç. Açacağım. Ben şimdi bunu neden söylüyorum? Hı hı. Objektif yorumları bu kanalda her zaman yapıyoruz. Şimdi ben Kocaeli Spor'un direkt 2-2'den çıkacağını söyledim ama şimdi Kocaeli Spor'un Samsun Spor maçında oynadığı futbol umut vermedi. Tat tamam mı? Tat vermedi biliyorsun. Tat vermedi, umut hı hı da vermedi. Şimdi bu takım çok geriye yaslandı ve hani o özellikle noktalara vurgu yaptım ya, alınan toplar ileri vuruluyor, pas trafiği sağlanmıyor diye. Şimdi Bolu Spor her ne kadar kötü de olsa sana soruyorum. Bence sen de benim beklediğim cevabı vereceksin. Sence Kocaeli Spor şu andaki oyunuyla verdiği, yani daha doğrusu bize verdiği done ile sana göre Bolu Spor'u eze eze yenebilir mi? Ben direkt sana yorumumu yapayım mı? Yap. Kocaeli Spor Bolu'yu her türlü yener. Bak her türlü demiyorum. Başka bir şey söyledim vallahi sana. Vallahi ben eze ezeyi bilmem ama bu milli ara bence Kocaeli Spor'a ilaç gibi. Tamam gelecek. Ben onu karıştırmıyorum. Bak ben sana yine farklı. Kafes da çok iş yapıyor. Tamam ben sana farklı bir soru soruyorum. Ben şimdi Samsun Bolu'yu eze eze yenebilir. Bolu çok kötü durumda. Bir dakika şimdi Samsun Spor Balıkesir Spor'u eze eze yeneceğini söyledik değil mi çok rahat? Aynen. Şimdi Kocaeli Spor için bunu söyleyebiliyor muyuz? Ümraniye Menemen maçı gibi görüyorum. Net favori diyorum. Ya Ümraniye Menemen'i kıyaslama diyorum. Bak ben sana başka bir şey ya söylüyorum. Yok, başka bir şey. Ben onu tamam ben sana şunu söylemedim. Hatta diyorum ki söyleyeyim mi? Kocaeli Bolu'yu da yener, Balıkesir'i de yener, İstanbul Spor'u da yener her türlü. Tuzla'yı yenmeye yakın görüyorum. En kötü o maç berabere biter. Kocaeli'nin Keçiören Gücü'nü de yeneceğini düşünüyorum. Ya oralara zaten Gençler çok var. Gençler Birliği'ni de yeneceğini düşünüyorum. Denizli'yi de yeneceğini. Sen de bütün haftaya yeneceğini düşünüyorsun. Ben Kocaeli Spor'u 7 Kasım'da görünen Bursa maçına kadarki tüm maçlarını alırsa şaşırmadım. Vallahi. Bak Kocaeli Spor'a ilk 2'den çıkacak diyen sensin. Tamam ben demiyorum. Neden bunu demiyorum işte? Ben de Kocaeli Spor'a çok güveniyorum. Şu açıdan diyorum. Eze yani şu anda ya Kocaeli Spor. Eze'yi bilmem. Kocaeli Spor'un çok kaliteli bir kadrosu var. Ben güveniyorum. Çok iyi oyuncuları var. Kocaeli Spor'un çok büyük bir forması var, arması var. Bu maçların hepsini kazanmalı bence bu kurumda. Ya zaten kazanmalı. Bak ben Bolu'nun takati yok bence. Hani ilk hafta Menemen Erzurum'u yendi mesela. Ben ama Ümraniye Menemen'i çok rahat yener dedim. Çünkü ben ya Bolu'dan ben ışık aldım. Tamam bak ben sana Kocaeli'de şunu söyleyeceğim. Çok kaliteli oyuncular var. İlyas Kubile 30 metreden bir koyar ya, ya tamam da Bahattin bir çakar uzaktan. Hani o yüzden diyorum. Ya Bolu'nun takati bak ben ya sana hocası dalga geçiyor. Bir dakika çok dur ben geleceğim. Bir dakika geleceğim. Sen orada olaya öyle bir bir de ben biliyorsun çok iddialı konuşuyorsun. Tamam işte ben dallandır. Ben sana biliyorum. Bir soru soracağım. Üstüne ekledin tamam. Olay uzuyor. Ben sana bak yine farklı bir şey soruyorum. Sen yine olayı farklı geçen de tartıştık bu konuda. Bak ben sana çok ayrı bir şey soruyorum. Şimdi Samsun Spor Balıkesir Spor maçıyla Bolu Spor Kocaeli Spor maçı fotokopi maçlar. Tamam mı? Bir dakika. Yok, kesme sor. Bak sen öyle görüyor olabilirsin. Ya bak ben görüyorum. Bak ben görüyorum demiyorum yine. Ben sana farklı bir şey soracağım. Bekle bir dakika sor, geliyorum. Tamam. Tamam. Şimdi Samsun Spor Balıkesir Spor maçıyla Bolu Spor Kocaeli Spor maçı kopya maçları değil mi? Kopya maçlar mı? Ya ne sordum ben sana? Bak diyorum ki sana Samsun Spor Balıkesir Spor maçıyla Bolu Spor Kocaeli Spor maçları kopya maçlar değil mi? Güç dengesi anlamında soruyorum. Bir dakika. Cevapla bir. Evet tabii hayır de. Öyle tamam bir, de bir dakika. Şampiyonluğa oynayan bir takım Bolu'ya puan kaybetmiyor. Ya bir dakika. O benim kendi görüşüm. Bir dakika geleceğim. Bir dakika sabret.
Fotokopi maçlar değil mi? Şimdi sen Samsunspor Balıkesirspor maçında biz kendi aramızda ve programda ne konuştuk? Hatta ben skoru da verdim değil mi? Dedim ki Samsunspor'un en kötü 2 farkla kazanacağını, hatta 3-1'lik skor verdim. 3-1 bitti. Şimdi sen Kocaelispor Boluspor'u yenebilir. Zor da yenebilir, kolay da yenebilir. Ama ben sana diyorum ki verdiği umut, oynadığı futbol, yaptığı pas, oyuncuların etkinliği anlamında sen Boluspor Kocaelispor maçında Kocaelispor'un kazanma oranını Samsunspor Balıkesirspor maçı kadar kolay görebiliyor musun? Ben kendi adıma görüyorum. Tamam, sen görüyorsan görür. Ben sana bu soruyu soruyorum. Sen diyorsun ki bana yener mi yener mi bilmiyorum demedi ki. Ben bunu düşünüyorum. Ben sana bunu soruyorum. Sen şunu demene gerek yok. Kocaeli Keçiören Gücü yenecek, Tuzla'yı yenecek demene gerek yok. Ben sana Kocaelispor'dan seri beklediğimi söylüyorum. Ben Kocaelispor'un 2-2'den çıkacağını düşünmeme rağmen bunu söylemiyorum. Kocaelispor ben kazanır kazanmaz demiyorum. Samsunspor'un Balıkesir'i yendiği gibi veya şunu söyleyeyim sana. Manisa diyelim ki bu hafta Balıkesir'le oynuyor. Ben mesela yine Manisa'ya çok net derim. Ama Kocaelispor oynadığı futbolla şu 2 hafta ve Reşit Akçay'ın yaptığı dokunuşla net bir şekilde eze eze çok rahat, hatta skor vererek ben Kocaeli yener diyemem. Çünkü bu bana vaat ediyor. Ama ben yine Kocaeli'nin 2-2'den çıkacağını söylüyorum. Bu ayrı bir konu. Ben bunu sormak istiyorum. Ama ben de şöyle düşünüyorum. Kocaelispor'un çok kaliteli bir kadrosu var. Bu milli arada bence Kocaelispor'a bakalım, onu göreceğiz zaten. Evet, toparlanması lazım. Hoca doğru 11'i bulursa Kocaelispor'un önü çok açık. Bu maç şunu gösterdi. Bu takımın sağ beki Semih. Aynen. Sisse değil. Çok söyledik zaten. Manjek'in yanında da ya Omol oynar ya Sisse oynar mesela. Onu da sana soracağım. Endo'lu bu takımda maalesef oynayamaz. Golcü lazım. Aynen. Brahim Cabezas bu takıma çok büyük katkı yapacak. Oyuncu çok kaliteli bir futbolcu. Pereira'nın kendini bulması gerekiyor. Kocaelispor'un çok iyi kadrosu var. Bunu zaten ben söylüyorum ya. Boluspor'da Kasongo ile Selmani dışındaki oyuncuları şuraya yola çıkar. Bir de Bregu'yu ayrı tutuyorum. Oyuncuları yolda kimse tanımaz ya. Aynen. O durumda tam tersi Boluspor. Selmani ile Kasongo şu takımda olsun çok iş yaparlar. Selmani ile Kasongo şampiyonla oynayan tüm takımlarda oynar. Aynen. Boluspor'un forveti yok diyoruz. Kasongo'yu koy burada, adam bir taraflarını yırtar. Her türlü çok yırtar. Adam Bolu'da top oynayamıyor. Adam ne yapsın Boluspor? Aynen. Ben o yüzden bir de şöyle bir düşüncem var benim. Ya Boluspor'a karşı zaten, Menemen'e karşı, Balıkesir'e karşı, Denizli'ye karşı falan puan kaybedersen işin bitti güle güle. O yüzden o maçları Kocaelispor zaten böyle bir kadro kurup Bolu'yu yenemezse, hani ben o yüzden bu kadar net konuşuyorum. Zaten yenemezse ben haksız çıkarım. Hı hı. Ama olan Kocaelispor olur yani. Ya zaten ben ne diyeyim, Bolu zaten kim bu maçı, bu ligi yakından takip eden herkese sor, kimse Bolu alır falan diyemez. Ya zaten ya. Ben de demiyorum. Bak ben de demiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Ben diyorum ki Kocaelispor kağıt üstünde ve oynadığı futbolla çok rahat kazanır. Hani emin bir şekilde konuşamıyorum ben diyorum. Ben de milli ara Kocaelispor'a ilaç olacak. Bakalım göreceğiz. Düşünüyorum. Hani bilmiyorum. Şimdi mesela ben Boluspor için zaten ben kendim söylüyorum. Geçen sene son 7 hafta kaldı söyledim. Real yine bu takıma bir şey veremez diye. Tabii. Ve tam tersi Kocaelispor'un da 2-2'den çıkacağını söyleyen benim. Buna rağmen ben Boluspor'u eze eze yenebileceğini söyleyemiyorum. Neden söyleyemiyorum bunu? Boluspor açısından hani bir sürpriz yaratır anlamında söylemiyorum. Kocaelispor güven vermediği için. Şimdi geçen hafta Samsun maçında iki pas yapamadı takım. Oynanan futbolu gördük. Vallahi ama şöyle bir şey var. Kocaelispor bu maçta çok stresliydi. Ondan normal karşılamıyorum. Çünkü bak sezona çok kötü girdi. Çok tepki var. Ümraniye maçında Kocaelispor mesela kötü oynamadı. İyi oynadı zaten. Çok üstün oynadı ama atamadı. O maçta Burak çok iyi oynadı. Korcan kötü oynadı. Bu maçta da Korcan çok iyi oynadı. Aynen. Hani o maçı ayrı tutuyorum bak. O maç için ben Kocaelispor'u çok eleştirmem. Ankara Gücü maçında eleştiriyorum. Şöyle, Ankara Gücü'nün 5 koronalı, 3 de sakat adamı vardı değil mi? Aynen. Çok sıkıntılıydı. Ama bu maçta bak şimdi çok kötü başlamışsın ve 2 tane zorlu maçla başlamışsın. Ya bu maçta iyi oyun, kötü oyun hikaye diye. Yani Kocaelispor'a desen ki maçtan önce 1-0 kazanacaksın, sahaya çıkma. Direkt kabul eder. Tabii kabul eder. Adam kaos zaten. Hocanın açıklaması var. 1 puan altın değerindeyken 3 puan aldık dedi. Hı hı. O bile kafasında kurmuş yani. 1 puan iyi yani. 1 puan da iyi değil. Bunu da söylerim. Bu akıl tutulması yani. Bunu da söylerim yani. Hoca resmen şey diyor yani. Biz işte ben sana bize bak. Bize bulgur yeter diyor. Pirinçe giderken. Dimya'da pirinçe giderken bulgurdan olduk lafı var ya. Hoca direkt şey diyor. Bize bulgur yeter diyor. Pirinç olması. İşte ben bu. Ben işte bak bu yapılan açıklamalar. İşte hocanın taraftara ve biz futbol severlere, yorumculara vermiş olduğu umut bu. Umut vermiyor. Bak bu açıklama yapan bir hocadan sonra ben işte rahat bir şekilde şu maçı kazanır diyemiyorum Kocaelispor için, anladın mı? Ben de kazanması lazım. Diyorum. Kazanması lazım zaten ama lazım yani. Kazanır hani bir tahmin veriyoruz ya, görüş yani daha doğrusu. Bu görüşte
bunu rahat bir şekilde ben söyleyemiyorum. Sen söylüyorsun ama ben söyleyemiyorum. Bir de Kocaeli Spor'un şu içerideki mesela maçlarda hata yapmaması lazım. İkinci yarı üst üste 3 hafta deplasmana gidiyor. Ben şunu söyleyeceğim. Keçiören Gücü deplasmana kadar Kocaeli Spor'un bütün maçlarını alması lazım. Aynen. Zaten Kocaeli Spor Ankara'yı seviyor. Bunu hafta hafta konuşacağız zaten. Tabii, aynen. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Vallahi konuştuk maçı. Kocaeli Spor'un ben dediğim noktada orta sahadaki etkinliğini, pas yüzdesini, pas trafiğini arttırması ve orayı etkinleştirmesi gerekiyor. Ben forvet konusunda tekrar söylüyorum, bu takıma çok iyi bir forvet alınması lazım. İki takıma da hatta. Ya onu zaten söyledik. Samsunspor'un zaten hep söylüyoruz. Şeye de kesinlikle 6 veya 8 numaraya, daha doğrusu 6 numaraydı. Manjek'in yanına evet bir transfer lazım. Tamam. Mehmet Taş da Yılmaz Özören bu maçta çok kötülerdi. Yılmaz Özören Ankara Gücü maçında da çok kötüydü. Önüne çok top atıldı. Bir türlü de o toplara yetişemedi biliyorsun. Manşek'in de bu maç etkinliği azdı. Onu da söyleyeyim. Yine mermi gibi paslarını ikinci yarıda da attı. Özellikle Manşek'le Mikael Pereira şu ana kadar kalitelerini yansıtamadı. Aynen. Ama bu oyuncular böyle oyuncular değil. Tabii değiller zaten. Sonunda bunlar futbolcu yani. Cidden futbolcu bu adamlar. Ama işte hani geçen hafta o tartıştığımız konu var ya, liderlik konusu. İşte hocanın burada da konuş yapması lazım. Hani ben diyorum ya, bir hoca konuşma bak. Geçen mesela şey nasıl bir dokunuş yaptı? Hangi maçtı hafta sonunda? TFF'de mi süper? TFF binecek dedi. Bir maçta bir hocanın dokunuşuyla maç döndü ya. Maç kazanıldı. Hangi maçtı sana söyleyeceğim. Ben mesela şunu söyleyeyim sana. Örnek vereyim. Manisa maçı mesela. Ne yaptı hoca? Tormin oyunu aldı, gol attı değil mi? Adam kendine geldi. Şey maçında mesela. Hangi Keçiören Gücü maçında. Hoca hamleleri yaptı. İkinci yarıda. Başında yaptı. Maç döndü. Toplu. İşte bak. Dokunuşlar bunlar, liderlik bunlar. Sen Pereira'yla konuşma yaparsan, orta sahadaki oyuncularla konuşma yaparsan, oyuncuların işi rengini değişir. Ha bak mesela geçen hafta şeyi söyledik. Mehmet Altıparmak bu liderlik anlamında iyi dedik mesela. Evet gerçekten değil ama mesela oyuncu değişikliklerini çok yanlış yaptı. Gökhan Karadeniz'e gitti, ta 75'te çıkardı. Sen sabreder miydin Gökhan Karadeniz'e 75 dakika? Bence mecbur kaldı, kulübede adam yok. Var mı? Var. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim sana. Gökhan Karadeniz'i çıkartacaksın, tamam mı? Ali'yi mi? Şeyi de çıkartacaksın. Mesela ben Ali'nin bu dar kadroda nasıl oynamadığını hiç anlamıyorum ya. Ali zaten oynamalıydı. İşte aynen, forvete girmeliydi, anladın mı? Barış Baştaş da çok geç girdi de zaten Barış'ı ileri attı hoca da. Vallahi bilmiyorum da ben Boli'nin çok aksadığını düşünüyorum. Ben Boli, Barış formaya. Boli çok pas hatası yapıyor. Hani golde hatası yok ama çok pas hatası yapıyor. Bir de zaten Samsun'da stoper hattındaki oyuncuların çok iyi olduğunu söyledik. Hani burada hangi oyuncu kesilirse, kulübede yazık kalırsa olacak, yok yazık olmayacak. Şaşırmam dediğini söyledim. Kötü oynayan otomatikman geriye gider. Burada o yüzden yazık olmaz. Kevin Boli de bu hatayı çok fazlasıyla yapıyor. Geçen hafta da zaten yenilen golde hatası vardı. Mini maç arasından sonra Keçiören Gücü maçında Barış Baştaş'la Recep Burak Yılmaz'ın oynaması zaten lazım. Zaten milli ara Samsun Spor'a da ilaç gibi geldi. Her takım ilaç gelecek. Valla Manisa'ya, Ümraniye'ye ve Tuzla'ya falan hani böyle onlar şu an maç olsa gene iyi oynarlar. Sakatlıkları falan var ya onların. Mesela Veli Çetin, Sever, işte Ümraniye'de sakatlanan oyuncu oldu. İşte Bamlu sakatlandı. Ama şu an Ümraniye'nin, Eyüp'ün falan öyle bir durumu var ki. Hani onlar çok iyi ritim kazanmıştı. Tabii. Asıl böyle ihtiyacı olan takımlara çok iyi olacak. Aynen. Bakalım ne olacak. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Samsun Spor Melih'i transfer etti ama bunu çarşamba günü konuşacağız. Kabezası da çok detaylı yine çarşamba günü konuşacağız. Kocaeli Spor ve Samsun Spor'a ya TFF Bilgi programında bütün takımlara aynı konuşacağız. 3 haftayı değerlendireceğiz ya da ayrı program yapacağız. Onu duruma söyleyelim. Göre duruma göre bu. Kocaeli Spor'u tekrardan tebrik ediyoruz. Samsun Spor'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bu takımların Semih Karadeniz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ciddi bir şey yok ama. Sakatlandı ama. Aynen. Tekrardan geçmiş hazır olsun dileklerimizi iletelim. İki takım taraftarlarından da bu videomuza bol bol beğeni ve yorumlarını bekliyoruz. Bir önceki maç öncesi programımız iyi izlendi. Onlardan bu izlenmenin artarak devam etmesini bekliyoruz. İnşallah. Ayrıca bu videomuzu da paylaşmalarını bekliyoruz. Bizler burada takımların menfaati için yorumlar yapıyoruz. Hiçbir şekilde takımlar için bir düşmanlık yok. Bunu üstüne basa basa söylüyoruz. Çünkü videomuzu tekrardan yeni izleyenler olabiliyor. Kanala tekrardan yeni gelenler olabiliyor. O yüzden özellikle bu hatırlatmaları tekrar tekrar yapıyorum. Herkesten de Instagram sayfamıza, ardından Twitter ve Facebook sayfamıza da
takip etmelerini bekliyoruz. Rica ediyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Çarşamba günkü programda görüşmek üzere. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Kocaeli Spor hem de Samsun Spor taraftarlarına selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.